İnsanlar, iyi insanların olması tabii ki bizi iyi tarafta tutanlar, tercihlerin bu şekilde iyilik tarafında olması çok önemli. Yani bir şey yapıyorsun ve onun sonuçlarını görüyorsun sonuçta hayatta her zaman, her ne olursa olsun. Ama buradaki hikayede verilen tercih gerçekten hayatta, evet çok önemli bir görevim var ama bir tarafta da canın, kızın, evladın var ve onun yıllarca hayalini beklersin, mürüvvetini göreyim. İşte nikah masasına oturduğu gün terli duvaklı nikahını göreyim. Ne yazık ki bazı olaylarda bugünlere denk gelmiş oldu. Servis şoförü İbrahim Aksaklı yıllarca kızının en mutlu gününü bekledi. Deprem tüm planları alt üst etti maalesef elbette. Kızının nikahını bıraktı ve deprem bölgesine koştu. İşte tercihini o kurtarmadan yana kullandı. O anlara gidelim şimdi. Allah mesbah edersin abi. Abi kızımın nikahının olacağını ben biliyordum ama acil telefon geldi. Gönüllü bir abi lazım dediler şoför olarak. Önce vatan. Bir an olsun düşünmedi. Kızının düğününü bıraktı. Deprem bölgesine yardıma koştu. Tuş bilek, Ömerler Yeraltı, araba kurtarma ekibi olarak ömür boyu mutluluklar dileriz. Abi. Servis şoförü İbrahim Aksaplı yıllarca bugünü beklemişti. Biricik kızını telli duvaklı gelin edecekti. Ama gelen bir telefon tüm planlarını değiştirdi. Şoför ihtiyacımız var deprem bölgesinde çalışmak için. Yardımcı olabilir misiniz? Kütahya'dan depremzedelere yardım etmek üzere yola çıktı. Bir tarafta mutluluk, bir tarafta hüzün, yardım çığlıkları, kimse yok mu diye yalvaran, bağıran insanlar, kardeşlerimiz varken ben oraya gitmeyi tercih ettim. Onlarca enkaza girdiler. Can kurtarıp umut oldular. Bölgeden dönüş yolunda telefonu bir kez daha çaldı. Arayan nikah masasındaki kızı ve damadıydı. Gözünde yaş ama içinde sonsuz bir gurur vardı. Allah mesbah edersin abi. İlk kutlama otobüsteki arama kurtarma ekibinden geldi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Abi. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Kızı da damadı da umarım çok tabii mutlu canım olsunlar. Yani önümüzdeki zaman diliminde hatta sırf baba için ayrı bir nikah töreni gibi aynı bir şey de düzenlenebilir. Zaten refleks olarak yapılması gereken de bu. Evet. Helal olsun dediğimiz gibi. Önce vatan, önce insan canı. Önce vatan dedim. Önce insan canı, vatan insan olduğu zaman bir anlam kazanabiliyor. Dolayısıyla babamın ben ellerinden öpüyorum.